Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Enes ve bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynayacağız. Bugün Pet Simulator 99'da sizlere çok önemli bir haberim var. Oyundaki bir tane Huge'un çıkma ihtimalini kat ve kat yükselttiler ve yeni ihtimalleriyle beraber bu videoda sizlere hangi Huge olduğunu göstereceğim. Ve o Huge'u sizler birlikte çıkartmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve videoya like atarak bana destek verebilirsiniz. İsterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce yorumlar kısmındaki Discord sunucumuzda tam tamına bir tane Happy Rock çekilişi var. Happy Rock çekilişine katılmadıysanız Discord sunucuma girerek katılabilirsiniz. Ayrıca her videoda 1 milyon elmas çekiliş yapıyorum. Bu videoda da 1 milyon elmas çekiliş var. Katılma şartları abone olmak bildirimleri açmak, videoya like atmak, videonun ortasında ekrana yazacağım gizli kodu bulmak ve son olarak yorumlara şöyle yazacaksınız. Abone oldum, like attım, bildirimleri açtım, yanına kodu yazacaksınız ve Roblox adınızı yazacaksınız. Bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu videonun sonuna doğru da bir önceki videonun çekiliş kazananını açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen olaya giriyoruz. Arkadaşlar oyun bir tane huge'un çıkma ihtimalini kat ve kat arttırdı huge'u göstereceğim ve yeni ihtimallerini göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz huge fire horse var ve bu huge nasıl çıkıyor bilmeyenler varsa şöyle söyleyeyim. İlk dünyada bir tane bölgeden çıkıyor. O bölgede chest rush diye bir etkinlik var. Chest rush etkinliğinden düşme ihtimali bunun kat ve kat arttırıldı. Aynı şekilde bunun golden'ı içinde arttırıldı ve rainbow'u içinde arttırıldı. Bunun rainbow'u 1 2 exist arası bir şeydi. Şimdiden 7'ye çıkmış. Bunun normalde 1K eksisti ve 1-2 günde 2K'ya kadar çıktı. Yani yeni ihtimalleriyle bu huge'u çıkartmak artık çok basitleşti. Ve sizlere söylüyorum bu huge'u kolay bir şekilde çıkartma ihtimaliniz çok yüksek. Birazdan ihtimallere geleceğim ama ilk öncelikle o huge'u nasıl alabileceğiz onu sizlere göstermek istiyorum. Hazırsanız ilk dünyaya hızlı bir şekilde ışınlanayım ben. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Bir önceki videodaki 1 milyon elmas çekilişini sizler birlikte açıklamak istiyorum. Şu an ekranda arkadaşımızın yorumunu görüyorsunuz. Şimdi ise ona arkadaşlar 1 milyon elmasını vereceğiz. Bu arada çekilişlere inanmayanlar olmuş. Bir önceki videoya gidip bu yorumu gidip yorumlar kısmına bulabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum hemen arkadaşımız oyundaki adını yazalım arkadaşlar. H -y -p -w -r X. Evet ismi bu arkadaşlar hemen arkadaşımıza 1 milyon elmasını vermek istiyorum. Sizler de katılmak isterseniz arkadaşlar dediklerimi yapabilirsiniz ve çekilişimize katılabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle gönderdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk dünyaya geldik. İlk dünyadan teleporta tıklayıp buradaki 45. dünyaya yani Lava Forest'a gelmemiz gerekiyor. Hemen Lava Forest'a şöyle uçuyoruz arkadaşlar. Şimdi Chest Rush etkinliği burada. Şimdi Chest Rush etkinliğine girmeden önce yeni şansları söyleyeceğim ve bunun yanında hangi kitaplarla falan girmelisiniz bunları göstereceğim. Çünkü bu etkinlikte bizim hızlı bir şekilde kutu kırmamız lazım. Kutuları en hızlı şekilde kırmak için sizlere en iyi kitap dizilimlerini de göstereceğim ve bu sayede sizler hızlı bir şekilde kutu kırıp huge çıkartma ihtimalinizde bu şekilde arttırabileceksiniz arkadaşlar. İsterseniz ihtimalleri sizlere söylemeye başlıyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şimdi eski huge çıkma ihtimalleriyle yenilerini kıyaslayarak sizlere göstereceğim ve söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz huge fire horse çıkma ihtimali var. Eskiden bakın normal hali eskiden 10 milyonda bir çıkıyordu ve artık 1 milyonda bir çıkıyor yani 10 kat kolaylaşmış. Golden haline gelecek olursak eskiden 100 milyonda bir çıkıyordu artık 5 milyonda bir çıkıyor 20 kat kolaylaşmış ve rainbow haline gelecek olursak eskiden 1 milyarda 1 çıkıyormuş ve artık 25 milyonda 1'e düşmüş. Yani artmış diyelim. 40 kat daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Normali 10 kat daha kolay çıkıyor. Golden hali 20 kat ve rainbow hali de 40 kat daha kolay çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Zaten oyundaki exist artışından da bunu söylemek Doğru 2K Exist olmuş Rainbow 1 Exist falandı 7'ye çıkmış Golden'da 3-5 falandı 37'ye kadar çıkmış. Zaten Golden ve Rainbow'u çıkarırsanız köşeyi dönüyorsunuz baya bir zengin olmuş oluyorsunuz şunları çıkarırsanız. Ama bunu bile çıkartmak çok iyi çünkü 40 milyona yakın bir repi var. Bunu şu an 38'den bence çok rahat bir şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yani insanlar şu an bunun ihtimalinin arttığını bilmiyorlar ve bu fiyattan gene sizlerden satın alabilirler arkadaşlar. Bu bilgi çok fazla yayılmadan çıkarıp satarsanız çok iyi kar edersiniz. Ama bilgi yayılsa bile sıkıntı yok. Bence bunun fiyatı 30 milyondan aşağı asla düşmez. Şimdi yeni ihtimaller bu şekilde. Şimdi sizlere en iyi kitap dizilimlerini de göstereceğim. Şöyle envanterimi açayım isterseniz. İlk öncelikle item'da da basmamız gerekiyor. Bunları en son basarız. İksirleri de basacağız ama en önemlisi kitaplar. Şimdi sizler buna arkadaşlar birazcık yatırım yapmalısınız. Ya bence bir 2-3 milyon gemsinizi ayırın. Eğer çok iyi kırmak istiyorsanız. Ama derseniz abi ben idare eder bir şekilde kırayım derseniz. Sizlere critical 7'yi öneriyorum. Şimdi 2 tane critical 7 takalım. Şu şekilde. Bir tane strong pets 7. Ve bir tane de magnet 7. Eğer 4 tane bölmeniz varsa benimki gibi takabilirsiniz. Fakat siz diyorsanız abi benim petlerim güçlü benim neredeyse bütün takımım huge diyorsanız. Critical veya strong pet yerine Treasure Hunter'da koyabilirsiniz. Ama diyorsanız bende bir tane iki tane huge var veya hiç huge yok diyorsanız. Benim gibi az huge'unuz varsa bende de 20 tane falan var. Bu şekil iki kritik bir strong ve bir tane magnet takabilirsiniz. Eğer rank 11 iseniz bir tane yer boşsa da arkadaşlar gidip bir tane daha kritik alabilirsiniz. Veya duruma göre Treasure Hunter 7 alabilirsiniz. Bence artık en az 7'lik kitaplar takın. Bunun fiyatı bile 70k yani çok ucuz. Sudan ucuz arkadaşlar. Diyorsanız ben bir tık daha güçlü olayım ben 8'li kitaplar alacağım diyorsanız onların tanesi de yaklaşık 300k elmas. Yani onlar bile çok pahalı değil 1 milyon elmas ayırırsanız 8'li kitaplar bile alabilirsiniz ama ben şu an almadım. Şimdi bunları taktık bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanına iksir için e, bence 5 yeter. Bir tane damage potion ve bir tane de treasure hunter potion 5 basın en az 5 olsun 6-7 falan da olabilir ama ben 5 öneriyorum. Eğer özellikle çok fazla elmasınız yoksa 5 sizin için yeterli olur. Bunun yanına şu meyvelerden şöyle bir iki tane yiyin arkadaşlar. Onun harici sizde şundan falan varsa şunları da yiyin. Bunlar hızlı vurmanızı sağlıyor. Şunları da yiyebilirsiniz şundan. 3 tane falan yeseniz yeter. Kemik falan bunları da yiyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar giriyoruz. Sanırım daha fazla yapmamız gereken çok fazla bir şey yok. Şimdi isterseniz sizler birlikte etkinliğe gireceğiz. Kaç saatte bir girebiliyoruz tam hatırlamıyorum ama 3 saatte bir falandı sanırsam. Chess Raid etkinliği başladı. Şöyle Chess Raid diyorum. Chess Rush arkadaşlar. Ve artık bu etkinlikte Hoverboard da kullanabiliyorsunuz. Bu ilk sandıkların lootlarını toplamadan geçin. Zaten bunlardan huge gelme şansı yok. Şöyle hızlı bir şekilde son sandığa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Son sandıktan sonra bölge var ve bu bölgede artık kırmaya başlıyoruz. Her bir kırdığınız şey için 1 milyonda bir şans var arkadaşlar. Ve tahminimce şu an 4,5 dakika boyunca kıracağız. 4,5 dakikada kaç tane loot kırarız hiçbir fikrim yok. Ama ortalama 5-10 tanesinden bir item düşüyor. İtemlere de en son bakarız. Hatta 5-10 değil çok daha nadir düşüyormuş. Ortalama 20 tane şeyden bir item düştüğünü varsayarak sizlere bu sürede kaç tane kırdığımızı göstereceğim. Ve ortalama kaç kere chest rush'a girersek bir tane huge çıkarabilirsiniz. Bunun da hesaplamasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben 4 dakika boyunca burada Afrika kalacağım ve sizlere de arkadaşlar hızlandırılmış çekimde bu kaydı şu şekil göstereceğim arkadaşlar. Hızlandırılmış çekimimiz gelsin. Evet arkadaşlar etkinlik bitmiş durumda ve 2 saat cooldown varmış. Yani her 2 saatte bir gelip burada yeniden bunu çıkartmayı deneyebilirsiniz. Bana tam tamına 31 item çıktı fakat çok fazla item çıkmadığını gördünüz. Yani tahminimce bir 50 tane kutudan bir item falan çıktı. O tarz bir ihtimal var yani. Biz 30 tane çıkarttıysak 30 çarpı 50'den 1500 tane falan kutu kırdığımız söylenebilir. Yani ortalama dediğim gibi 4,5 dakikada 1500 tane kırıyorsak bu gayet bizim için iyi bir ihtimal arkadaşlar. Yani tahminimce her 700 girişimizde yaklaşık bir tane huge çıkartma ihtimalimiz var demek. Yani bu videoyu izleyen 700 kişi gidip yaparsa ortalama aralarından bir kişiye bu huge çıkacak demektir. Yani gidip 7000 kişi yaparsa da 10 tane huge çıkacak demek. Yani tabii ki de bunlar ortalama ihtimaller tamamen şans işi arkadaşlar dediğim gibi. Ama bence yani özellikle boş zamanlarınızda buraya gelip deneyin. En beklemediğiniz anda çıkarırsınız gidip o parayı satıp o pet mesela 3 tane şu kompütürden alabiliyorsunuz şu an onun parasıyla. Yani dediğim gibi bence şansınızı deneyin arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerikler için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri de kesinlikle açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Discord sunucumda huge happy rock çekilişi var ona da katılabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Daha fazla diyeceğim bir şey yok. Bizler tabii ki de tek denemede çıkartamadık. Zaten tek denemede çıkartma ihtimalimiz oldukça düşük. Fakat ara sıra gelip burayı denerseniz yani çıkma ihtimali cidden var arkadaşlar. İmkansız gibi görmeyin. Özellikle çıkma ihtimali 10 kat arttırılmış. Daha ne diyelim yani. Preston'a da teşekkürler yani. Tabii ki de gene de düşük ama yapacak bir şey yok. Her şey böyle basit elde edilmiyor arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Daha fazla Pet Simulator 99 videoları için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.